İfadeyle ilgili birkaç tane önemli not var. Onları söyleyeyim size hızlıca. Tüm süreçte biliyorsunuz Dilan Polat da işin içinde diye özellikle yayınlar yapılmıştı. Gözaltı süresi döneminde de. Engin Polat diyor ki tüm ticari süreç benimdir diye bir açıklaması var. Dilan Polat eşim sadece sosyal medya tarafıyla ilgilenmektedir diyor. Olur mu ya? O kadar günlerce bir şey dinlemedik mi? Ben başarılı iş kadınıyım. Bizzat Dilan Polat bunları söylemiyor muydu? Tüh, siz bilmiyorsunuz. Şöyle yaparım, bunu yaparım. Şu kadar çalışanım var. Mahkemede şaştı yani. Instagram'da şey söyledi. Mahkemede başka bir şey oldu. Evet. Bu şimdi özellikle Ahmet Gün üstünden 5 tasfiye edilen şirketle alakalı bir 250 milyon meselesi vardı. 250 milyon sürecinde adı geçen Milda Gayrimenkul diye bir şirket var. Engin Polat'ın şirketi. Savcılık soruyor. Diyor ki burada 24 tane araç var. 15 tane de taşınmaz mal var. Bu şirketleri neden ne amaçla firma üstünden alım yaptınız diyor. Neden üstünüze geçirdiniz diyor. O da diyor ki taşınmazların birçoğu bizim şahsi malımız. Firmanın kredisini arttırmak için ileride kuracağımız inşaat şirketi de kredi sağlamak için yaptık bunu diyor. Yani Engin Polat'ın bir sonraki işinin inşaat olduğunu anlıyoruz burada. Bir diğer mesele de özellikle şey soruyor. Biliyorsunuz şimdiki şu anda dönen para dün biz adliye muhabiri arkadaşımız Selahattin Gündoğan'la bir hesaplama yaptık. Şu anda ortadaki sadece MASAK raporu gelmeden konuşulan para İşte 500 milyon civarında arttı. Giderek de artıyor. Önce 250 idi. Şimdi 470'e falan çıktı. Oradaki süreçle ilgili de Engin Polat'ın ifadesindeki şeyi soruluyor. Aylık geliriniz ne kadar diye. O da diyor ki 150-200 bin lira diye bir şey söylemiş Engin Polat. Bir diğer süreçte de özellikle az önce sizin de söylediğiniz bu harçlık verme meselesi var. Babama ve kardeşim harçlık gönderdim diye toplamda 25 milyon TL. Tabii iddianamenin ifadenin içerisinde farklı isimlerin şeyleri de var Cüneyt Bey. Ne derler ona? Tam cümleyi bulmaya çalışıyorum da. Fakat Bir ihbar yapılıyor, ihbar. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir ihbar yapılıyor. İhbarda deniyor ki Engin Polat aslında yasa dışı bahis ile ilgilenen işte isimlerini koymuş oluyor. Veysel Şahin, Derkan Başer diye farklı farklı isimler var. Bu isimlerin paralarını Türkiye'de aklıyor diye bir ihbar var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Engin Polat'ın ifade dosyasına konulmuş bu. Tabii şimdilik sadece bir ihbar olduğu için savcılık bu süreci devam ettiriyor. İfadede WhatsApp konuşmaları var. Ondan sonra işte mail ordular yapıldığı ile ilgili. Mesela biliyorsunuz daha önceden özellikle Engin Polat ve bu şirket ve bu yapıyla alakalı ilk şu çıkmıştı. Ya bunlar mail order yapıyorlar diye Muhammed Yakut'un ifadeleri vardı. Henüz savcılık sürecine gelmeden önce Engin Polat'ın ifadesinde henüz mail order'la bir ilgili herhangi bir şey yok. O sürece gelinmemiş. Sadece MASAK ve işte savcılık şey üstünden devam ettiriyor süreci. Yasa dışı bahis özellikle ilgi alanları olarak gözüküyor savcılığın süreçteki bu paranın kaynağını oradan orası olduğunu iddia ediliyor. Bakalım göreceğiz. MASAK raporu çok bir şey daha söylemek istiyorum. Söyle, söyle. MASAK raporuyla ilgili bir iki ay içerisinde bitirilmesi tamamlanıyor ama en önemli şey yargılamanın iddianamenin 6 ayı bulabileceği dile getiriliyor. Hem adliye muhabirleri hem hukukçular hem de avukatlar tarafından. Evet. Kenan, ben gelecek hafta yokum. Yani San Francisco'da olacağım. 12 yayınlarını sen yap istersen. Biz akşam yayınlarını ayrı bir yayın açalım. Oradan da San Francisco'dan nerede kalmıştık diye bir haftalığına gidiyorum. Belki işbirliği falan olursa da San Francisco'da kim var bilmiyorum ama onlardan da bir şey gelirse konuşuruz. Buradan da duyuralım. Cuma günü saat 12'de Kenan alır şeyi. Bir hafta o yapar. Öbür hafta geliyorum zaten. Endişeye mahal bir durum yok yani. Meral Akşener demiş ki herkese selam var, bize selam gelmedi kürsüden. Haksız mı şimdi? Her Demirtaş'a selam, şeye selam. Sonra yola devam. Haklı sisteminde. Like durumumuz nasıl? Beğen tuşuna bakıyorum.
Teşekkür ederim. Bayağı beğenmişsiniz. Beğen yağdırmışsınız. Ya geçen gün aslında biraz şeyden bahsedecektim size. Ghost Kitchen'lar var biliyor musunuz? Oturduğum yerde bir Hint lokantası. Baktım böyle bir şeyden yemek sepeti getir falan bakıyorsunuz ya. Hint lokantası var. Allah Allah dedim ya. Burada Hint lokantası olması imkansız yani. İstanbul'da zaten ne yazık ki yani dünya mutfağını, yani çok güzel bir mutfağımız olduğu için belki de ihtiyacımız yok. Zaten bizim dünya, bizim mutfağımız bir dünya. Ama hani ya dur şöyle bir iyi bir Meksika yemeği yiyelim, Hint yemeği yiyelim dersiniz. Bir tane iki tane var. Baktım buraya açılmış. Ya arıyorum, telefon düşmüyor. Call center var. Call center açıyor falan. Ha dedim, bu dedim ghost kitchen. Yani hayalet mutfak. Böyle bir kavram var. Restoranlar açılıyor şu anda. Ve de bu restoranlarda aslında restoran yok. Bir yerde yapılıyor. Nerede olduğunu da bilmiyorsun. Tabii böyle olunca dükkan tutmuyorsun. Dekorasyon yapmıyorsun. Garson yok. Hatta telefona bakan bile yok. Bir call center'la anlaşıyorsun. Kurye hizmetini zaten getir götür birisine yaptırıyorsun. Sen sadece yemeği yapıyorsun. Şimdi bayağı da yükselen, büyüyen bir sektör bu. Yani Amerika'da da var, dünyada da var. Benim tek merak ettiğim bunlar nasıl denetleniyor, nasıl ruhsat alıyor, denetleniyor mu? Şimdi aynı şeyi siz de düşünürsünüz. Yani bir dükkan olduğu zaman yani önünden geçersin, içine girersin. Ne bileyim biliyorsundur yani hani nasıl bir şey, temiz mi değil mi bilmem, hijyen var mı ya da diyorsundur ki hani ya tamam hani bizim maliye influencerlara bakmıyor ne kadar vergi verdiklerini ama bu restoranlara Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı bakıyordur, denetliyordur yani rutin olarak diyorsun şimdi. Ama bu Ghost Kitchen'da, hayalet mutfakta hafif bir şüphe oluyor. Biraz araştırdık, Tarım Bakanlığı denetliyormuş şu anda. Normal restoran gibi ruhsat almaları gerekiyormuş. Çok da güzel bir branding yapmışlar. Yani böyle dükkanın adı yazıyor. Sanki hani ne bileyim böyle şey 20 yıllık dükkandan daha iyi branding yapmışlar. Gel, istedim sonra geldi yedim. Ama içimde de hala bir şüphe de yok değil yani. Ulan bunu merdiven altı bir yerde mi yaptılar? Bu yediğim acaba tavuk mu? Acılı tavuk mu yiyorum? Acılı kedi mi yiyorum falan diye. Ama bunlar da hızlı gelişiyor. Ve de bunlar da ilginç. Aynı modelmiş ruhsatları. Masalı restoranlarla, hatta Tarım Bakanlığı demiş ki normal masalı restoranlardan daha sık denetliyoruz demiş. Hayatımıza giren yeni kavramlardan bir tanesi. Bence bir şey olmalı ama bu hayalet mutfak, hayalet demeyelim bir şey mutfak falan hani kapalı mutfak mı diyelim bir şey olması. Bir görmek istiyorsunuz çünkü emin olamıyorsun falan. Belki bir düzenleme yapılır. Bilmem yapılır mı?